Azerbaycan'dan herkese selamlar. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Inmerge inovasyon zirvesine geldik. Burada Steve Wozniak başta olmak üzere, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak başta olmak üzere bölgesindeki ülkelerin girişimcileri, kanaat önderleri, pek çok iş insanı bu zirvede bir araya geldi. Ayrıca Trendyo Azerbaycan operasyonunu da başlattı. Burada çok güzel duyurular yer aldı. Zaten Trendyo'nun CEO'suyla da merak edilenleri konuştuk. Ayrıca bir yapay zeka demosu vardı burada. Bu yapay zeka ile ilgili merak edilenleri de kendisi size sorduk. Şimdi dilerseniz çok da uzatmadan burada neler oldu onları sizlere aktarmaya başlayalım. İlk başta Trendyol CEO'su Erdem Bey ile konuşmamıza geçelim. Türkiye'de denk gelemeyip Azerbaycan'da denk gelmiş gibi olduk. Güzel bomba gibi haberler var. Azerbaycan'da bir teknoloji etkinliği yapıldı. Steve Wozniak başta olmak üzere pek çok katılımcı oldu. Trendyol'da Azerbaycan operasyonlarına başlıyor. Esasında bugün burada olmamızın sebebi de o. Şimdi Erdem Bey'den Azerbaycan operasyonu detaylarını dinleyeceğiz. Biz buraya Mayıs ayında başladık. Son kullanıcıya direkt olarak ürünlerini götürme operasyonumuz başladı. Bunun öncesinde aslında müşteriler yine bazı aracı lojistik firmaları üzerinden bizim ürünlerimizi satın alabiliyorlardı ama Mayıs ayı itibariyle son kullanıcıya direkt ulaştırdığımız bir modele geçti. O günden bugüne yani çok güzel gidiyor. Başladığımız noktadan neredeyse 4,5-5 katlarına geldi günlük sipariş sayıları. Ve şu anda son 6 aya dönüp baktığımızda Azerbaycan'ın en çok indirilen uygulaması Trendyol. Biz tabii buraya farklı bir iş modeliyle girdik aslında. Türkiye'deki bütün ürünlerimizi, bütün satıcılarımızı buradaki müşterilere açabildik. Yani %90'ından fazlası satılan ürünlerin şu an Azerbaycan'daki müşterilere de açık. Sınır ötesi bir aslında modelle buraya ürün gönderiyoruz. Şu an itibariyle de işte bu bölgenin, bu ülkenin en çok kullanılan e-ticaret platformu, en çok kullanılan ticaret uygulaması olabildik diyebilirim. Bizim YouTube kanalında da demografiye baktığımızda en çok Türklerden sonra Azerbaycan Türkleri bizi izliyorlar. İlgilerinin yüksek olmasını zaten tahmin ediyorum. Peki en çok hangi kategoride alışveriş yapılıyor? Azerbaycan'da talepler nelerde var? Yani Azerbaycan müşterilerini gördüğümüz kadarıyla moda ve ev dekorasyon, ev tekstil ürünlerine ekstra ilgi gösteriyorlar. Sezonu biraz daha yoğun yaşayan bir bölge. Kışı biraz daha soğuk oluyor, yazı biraz daha sıcak gördüğümüz kadarıyla en azından. Dolayısıyla aslında bütün moda ürünleri her sezon neredeyse satılıyor diyebilirim. Türk markalarına ekstra bilgi var. Birçok Türk markası zaten burada bir operasyonu da var. Burada dükkanları da var. O yüzden tanıyorlar aslında hangi markayı, hangi ürünleri alacaklarını da. Hani o açıdan bizim için de çok güzel bir başlangıç oluyor. Çünkü hem Türkiye'de tanıdığımız, bildiğimiz markaları buraya getiriyoruz. Hem de buradaki müşterilerin birçok çeşit ürüne, yani yaklaşık işte 125 milyon farklı ürün var bizim Türkiye platformumuzda. Bunun önemli bir kısmını da Azerbaycan müşterilerine ulaştırabiliyoruz. O açıdan baktığımızda dediğim gibi işte ev, ev tekstil, ev dekorasyon ve moda ürünleri önde gidiyor diyebilirim. Şimdi hem konferansta yapay zeka konuları da konuşuldu. Sizin de bir yapay zeka demonuzu burada gördüm. Az önce kullandım. Şimdi globale satış operasyonlarında da bir büyüme planlıyorsunuz. Bu yapay zekayı farklı ülkelerde ne gibi kullanacaksınız? Nasıl planlarınız var yapay zekayla? Şimdi biz e-ihracat konuşurken hep tek bir tuşla satıcıları dünyanın bütün bölgelerini açabilmeyi konuşuyoruz. Yani satıcılarımız başka hiçbir dil bilmesine gerek kalmadan, başka hiçbir işte kağıt işleriyle, fatura işleriyle, süreçlerle uğraşmasına gerek kalmadan tek bir tuşla dünyanın Trendyol'un olduğu bütün ülkelerin açılabilsin istiyoruz. Aslında hayalimiz bu. Yola çıktığımız noktada da tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği bir e-ihracat merkezi modülümüz var. Satıcı panelinin içerisinde bütün satıcılarımıza açık. Onların listeliyoruz ürünlerini. Bakıyoruz hangi kategoriler yurt dışına gönderilmeye uygun. O tek bir tuşla bunları ihracata açıyorlar. Ve ondan sonraki süreci biz hallediyoruz. Yapay zeka burada şöyle devreye giriyor. Biz satıcıların farklı bir dil bilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz ihracat yapabilmek için. Bu aslında önemli bir blocker. Yani ihracat yapmanın önündeki önemli engellerden bir tanesi bu. Biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki satıcımız Türkçe yazsın, Türkçe konuşsun, videolarını Türkçe çeksin, ürün açıklamalarını Türkçe yazsın. Biz onu Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesine, Balkanlar'da ilgili ülkenin kendi diline, Almanca'ya, Körfez'de Arapça'ya biz çeviriyoruz şu anda ve anlık çeviriyoruz. Müşterilerden Arapça bir istek geliyor, atıyorum Körfez ülkelerinde. O isteği yine anlık bir şekilde Türkiye'deki call center çalışanlarımız hemen bakıyor, Türkçesini görüyor ve onlar Türkçe bir cevap veriyor. Onlara da anlık olarak Arapça geri dönüş yapıyoruz. Aslında mesela bunu yapabilmek açısından yapay zeka çok kritik. Bunun dışında bir sürü videomuz var farklı dillerde yapılması gereken. Öncelikle Türkçe çekiliyor tabii bunların çoğu. Onları farklı dillere çevirmesine faydalanıyoruz. Bunun dışında müşterilerden gelen geri bildirimleri okuyup anlamlandırıp işte natural language processing diyoruz buna. Oradan çıkartılan anlama göre satıcılarımıza geri bildirim yapıyoruz. Diyoruz ki bu ürün
buradaki insanlara işte büyük geliyor, kalın geliyor, dar geliyor. O yüzden işte senin bu ebat size şartlarını düzelt ya da bununla ilgili bir bilgi ekle diyoruz. Bu açılardan aslında birçok fayda sağlıyor yapay zeka bize. Ama çoğunlukla dil, içerik ve aslında görsel video tarafında bunun farklı dillere anlık çevrilebilmesi ve bu çevreden de anlamlar çıkartılabilmesi için. Bir açıdan ihracatı daha demokratikleştiriyor ve kolaylaştırıyor. Doğru. Peki şimdi ben burada birkaç AR VR cihazı görüyorum. Evet. Önümüzdeki dönemde ya da şu anda belki başlamış da olabilir bilmiyorum. AR'la alışveriş yapma planları var mı ya da başladı mı? Biz şu an aslında bazı ürünlerimizde AR teknolojisini kullanıyoruz. Yani biz bu AR teknolojisini biraz kategori bazlı bakmayı doğru buluyoruz. Yani bazı ürünlerin satın alım sürecinde kişinin üzerinde denemesi gerekiyor, yüzünde görmesi gerekiyor. Ya da evinde nasıl duracağını biraz öngörmesi gerekiyor. Daha çok tekstil ve ev eşyası doğru, gibi oldu. Doğru, makyaj, kozmetik ürünlerinde de çok yani sıkça kullanıldığını gördük. Yani bir rengin kişinin yüzünde nasıl duracağı çok aslında önemli bir detay bir kozmetik alışverişinde. O kozmetik alışverişini kolaylaştırmak, hızlandırmak için AR teknolojisini kullanabiliyoruz. Yine benzer bir şekilde satıcılarımız işte ev eşyaları satıyor. Oraya kaç santim olduğunu yazıyor ama siz evinizde onu görmeden hayal edemiyorsunuz. O evde o köşede nasıl duracak? İşte sığacak mı, sığmayacak mı, küçük mü kalacak? Bu gibi konular içinde AR ve işte bu alandaki teknolojiler çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bunları da adım adım hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.